9'a bitireceğiz. Çok önemli. Şimdi Erman Bey, geçen sene bu sene arada %30 %40 bir farkı var. Kurban Bayramı öncesi küçük ve büyükbaş hayvan fiyatları şekillendi. Maliyetler kurbanlıklara yansıdı. Geçen sene mesela küçük başlar 1,5-2 liradan başlıyordu, 3 liraya gidiyordu. Yem, saman ve nakliye derken fiyatlarda %35 civarında artış yaşandı. Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvan kesecek vatandaşlar bütçesine en uygun kurbanlık hayvanı bulabilmek için araştırmalara başladı. İşte bakın, İstanbul'da küçükbaş hayvanlar geçtiğimiz yıla nazaran minimum %30 oranında zamlandı. Yani kapı 2500 liradan açıldı. Mesela kıvırcık koçlar aşağı yukarı 2,5 liradan başlar, 5 liraya 6 liraya kadar gider bu. Bir büyükbaş kurbanlık fiyatı 25 bin liradan başlıyor. Hayvanına göre ise fiyat 100 bin liraya dayanabiliyor. Büyükbaşlarda geçen sene 12 liradan başlıyordu, 25 liraya 30 liraya kadar gidiyordu ama bu sene de 25 liradan başlıyor. Tabii 60 bin TL'ye gidiyor. Kasaplar da kurbanlık hisse satışına hız verdi. 3500 liradan başlayan hisseler 8000'e kadar çıktı. Vatandaşlar mahalle kasaplarından hisse satın alabilmek için ceplerinden minimum 3500 lirayı çıkarmak zorunda. 20-25 kilo arası 3500 lira arası gidiyor. 4500 lirada 30-35 kilo arası gidiyor. 5,5'ta 40-45 kilo arası gidiyor. Tabii 50-55 kilo arasında 6 ile 6,5 kilo arasında gidiyor bu tabii. Hayvanın ağırlığına göre gidiyordur. Şu anda elhamdülillah yazdıranlar bayağı var. Kurban pazarlarında son hazırlıklar yapılırken Anadolu'dan İstanbul'a kurbanlıkların ne zaman geleceğini Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan Veysel Günal açıkladı. Allah nasip etse 24 çıkışıdır, 25 İstanbul'a geliyordur. Önümüzdeki haftadan itibaren kurban pazarlarında hareketliliğin başlaması bekleniyor. Abi 50 şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.